Değerli izleyenler, asrın felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu yerlerden bir tanesi de Doğanşehir ilçesinin Polat mahallesi. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki şeyden depremi burada yaşadınız. Evet. Deprem anını şöyle bize bir anlatabilecek misiniz? Neler yaşadınız? Ne hissettiniz? Deprem sonrası neler yaptınız? Şu an ne yapıyorsunuz? Depremden sonra kaçtık şeye gittik. Sinop'a gittik. 2 gün oldu geleli. Deprem anında buradaydık. Gece deprem oldu. Dışarı çıktık. İçeri giremedik. Şurada ekmeklik var. Şurayı çekersen. Şunun içinde bekledik. Kar yağıyordu. Gece kaçtık, bunun içine geldik, ateş yaktık, burada sabahladık, dışarıdaydık, şey oldu. Tekrar 1.30'da deprem oldu. Ondan sonra da evlerimizi terk edip gittik. Deprem anında ne hissettiniz? Korktuk. Çocuklarıma sarıldım, korktum. Öyle. Peki burada kaybınız falan var mı? Bu ev benim. Can kaybı olsun diye. Can kaybımız yok. Benim bir arkadaşım öldü şu mahallede. Ev üstüne düştü. Benim yaşımdaydı. Befa küçük. Ona üzüldük işte. Babası enkaz altında kaldı 2 gün. 2 gün sonra onu çıkarttık. O kadar. Peki deprem sonrası dışarı çıktıktan sonra evet. İşte belli bir süre farklı bir duygular yaşadınız. Sonrasında ne vatandaş olarak neyi eksik hissettiniz? Ya da ne olmasını hissettiniz? Vatandaş olarak ben kendi şahsı adıma konuşayım. Ben hiçbir şey görmedim. Sinop müftülüğü beni şeye götürdü. Sinop'a götürdü. Sinop'ta Ayancık öğretmen evinde kaldım. 22 gün. Ondan sonra geldim. Şu an Polat'ın merkezinde neler var? %90'ı çökük yani. Evlerin %90'ı ağır hasarlı. Millet taşınıyor. Polat'ta da aile kalmadı yani, hepsi dışarıda. Peki onlara neler söylemişler? Tekrar dönmelerini? Ya şu an dönmesinler yani, dönecek bir şey yok. Şu an dönülmez. Konteyner yok, çadır yetersiz. Benim çadırım yok, ben bu evin içinde kalıyorum. Elektrik yok, su da az akıyor. Su var da elektrik yok. Yani çadır veren de yok. Halatır soran da yok. Ekmek geliyor, dağılıyor ama uyanıklar alıyor. Biz gidiyoruz orada bakıyoruz, bize ekmek veren olmuyor. 5-10 kişi alıyor, gidiyor, ekmek bitti, haydi gidiyorlar. Yani tam teşekkürlü böyle dağıtan şey yapan yok. Yemek dağılıyor ama önce giden alıyor, sonra giden alamıyor. Sesi çıkmayan alamıyor, uyanık olanlar alıyor yani. Öbürleri sersefil yani. Fazla o kadar devletin bir şeyi yok burada yani. Şurada 4 tane çadır var, burada 150 tane ev var. 4 kişi çadırda kalıyor, diğerleri savaşmış gitmiş. Herkes başka bir yere gitmiş. Niye gitmiş? Çadır yok, konteyner yok. Bir tane konteyner gelmemiş Polat'a. Bir tane konteyner yok. Hani konteynerların önünde çekiliyorlar ya fotoğrafları. Hani bir tane konteyner yok. Çadır da yok. Bak burada kaç tane çadır var? 6 tane çadır var. Benim evim çökmüş, çatım çökmüş. Ben içinde, enkazın içinde yatıp kalkıyorum. Elektriğimi de kesmiş atmış. Ben burada yoktum. Elektrik de yok. Öyle yani. Akşam oldu mu yatıyor, sabahın dışarı çıkıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet teyzeler, vatandaşımızın söylediklerini duydunuz. Diğer taraftan da şimdi Polat mahallesinin hemen böyle girişindeyiz. İlerliyoruz. Baktığımızda hakikaten de kerpiç evler şu anda karşımızda görünen. İki katlı kerpiç evlerin yıkıldığını görüyoruz. Ciddi hasar almış durumdalar. Özellikle çatı kısımları çökmüş durumda. Duvarlar, ikinci katların duvarları yıkılmış durumda. Giriş katlarda ise böyle baktığımızda ağır hasarlarla karşılaşıyoruz. Tabii yanı başında da böyle betonarme böyle evler de var, iki katlı olanlar. Onlar da ciddi hasar almış durumdalar. Sonuç itibariyle şöyle ilk
Polat Mahallesi'nin ilk girişinde baktığımızda bu evlerde kesinlikle oturma olasılığı oldukça düşük bir durum söz konusu. Yani sağlam kalan evlerden bahsediyorum. Zaten enkazı görüyorsunuz. Şu anda bir tablo var ki aslında depremin şiddetini o kadar net gösteriyor ki. Bu evi bu hale nasıl geldi, hangi güç böyle bu evi bu hale getirdi şeklinde sorularla baktığınızda deprem o kadar şiddetli burada yaşanmış ki evin çatısı, duvarları tamamen darmadağın. Yani bir bomba etkisiyle sanki burası dağılmış gibi bir tablo söz konusu. Evet, şöyle baktığımızda hemen yanı başında bir tek katlı bir ev var. Onun sadece bir kısmına duvar yıkığı söz konusu. Ama hemen caddenin başındaki olan evde de bir hasar söz konusu değil. Sadece arka tarafta olan kerpiç evin o betonarme evin üzerinde yıkıldığını görebiliyoruz. Evet, caddelerde neredeyse insan yok denebilecek kadar az. Az önceki Polat mahallesinde yaşayan vatandaşımızın da ifade ettiği gibi insanların birçoğu mahalleyi terk etmiş durumdalar. Buraya da geldiklerinde kalabilecek yer noktasında sıkıntıların olduğunu ifade etmişti. Evet, şu anda yine bir kerpiç ev var. İki katlı, tamamen yıkılmış. Kerpiçler yola savrulmuş durumda. Dolayısıyla kerpiç evler noktasında da bir takım uzmanların ifadeleri de var. Sağlıklı yapılar olmadığı noktasında. Ki bu şiddette bir depremin bunların ayakta kalmasının mümkün olmadığını da ifade etmiş olalım. Evet, kerpiçler tamamen yola savrulmuş durumda. Evin çatısı ev çöktükten sonra yere yine kerpiçlerin üzerine dağılmış durumda. Şimdi şurada bir vatandaşımız var. Eğer vatandaşımızla konuşabilirsek depremi nasıl yaşadığını, ne yaptığını da özellikle sormaya çalışalım. Hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olasınız. Evet, depremi yaşadınız. Neler söyleyeceksiniz? Nasıldı? Ne hissettiniz? O günü yaşayan bilir. O anı yaşayan bilir bunu. İki deprem birden yaşadık. Gece 4.30'daydı. Onda pek hasar olmadı. Evde miydiniz? Evdeydik. Sabah namazı yakındı tahminime. Evet. Evdeydik. Kalktım yani, ben dışarıya çıktım. Babam da yatıyordu. 94 yaşında babam. O hiç şey etmedi. Duydu ama hissetmedi yani. Ben ona seslenmedim. Ben dışarıya çıktım. Deprem geçti. Geri tekrar girdik eve. Komşular geldiler. Buradaki mahallenin hep karı kız komşular hepsi de geldiler bize sabahleyin. Gittim fırından 10 tane ekmek aldım, getirdim. Kahvaltılarımızı yaptık. İçeride sohbet devam ediyor. Deprem geçti dedik. Ama 12.30'da bir vurdu bize. Aman Allah'ım, tövbe yarabbim. Allah göstermesin. O 12-13 kişi oradan nasıl çıktı evden? Aa, benim evim de şurası. Bak. Şu bahçe arasındaki ev. Evet. 13-14 kişi nasıl çıktı? Babam nasıl çıktı? Ben anlamadım, görmedim yani. Hepsi dışarıya çıktık. Salladı. Evin içinde hiç alınacak bir şey koymadı. Bu babamın evi. Ha, burası. Kimse yoktu içeride. İçeride olsaydı zaten gittiydik. Yine günüz oldu. Gece olsaydı burada ölü haddi hesap olmaz. Kayıp var mı burada? Kayıp, 4 kişi kayıp var. 3 tane yaşlımız var. Bir tane genç, ben çağlarda. Şu ileriki caddede meydana geldi. Hatta hanımına da seslenmiş, beni kurtar demiş. Hanımı kurtaramamış yazdı. Kolundan tutmuş, hanım beni kurtar, kurtaramamış hanımı. Öyle vefat etti, geçti. 4 tane elimiz var. Ne anlatayım ben? Vallahi. Yıkılan evlere baktığımız hepsi kerpiç. Kerpiç, he. Bu kerpiç özellikle yazın serin oluyor. Kışın da oluyor, sıcak oluyor. Beton armalarda soğuk oluyor. Ama beton armalarda tabii ki dayanıklı. Aha, şurada bir arkadaşım beton arma var, bak diye bak köşede. Evet. İçerisinde pek o kadar hasar yok ama çatısı çökmüş. Daha ileride, çadırlardan ileride bir ev var. Onda da hasar yok. Beton arma. Çatısı da sağlam. Peki depremden sonra eksik gördüğünüz ne var? Yani eksik gördüğümüz mü? Evet. Hemen hemen de hiçbir şey eksik görmedik. Vatandaşlardan Allah razı olsun hepsinden. Türkiye'nin her tarafından da buraya yardım yağdırdılar. Vallahi billahi. Çok sağ olsunlar.
bazı vatandaşlarımız hani yardımlar noktasında, gelen ekmek noktasında bazı sıkıntılar olduğunu söylüyor. Bugünlerde biraz ekmek sıkıntısı oluyor ama o da normal ya. Normal. Yani bize un verdiler. Pişirin ne var yani? Doğru değil mi? Biz köylüyüz. Ya yapabiliriz. O gün bizim hanım yaptı. Ne var yani bunda yapacak? Hepimizin kuzule sobası var. Ekmek pişebiliyor. Olabilir. Un da verdiler bize. Hiçbir eksiğimiz yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Allah'a çok şükür. Vatandaşlardan valla Van'dan tuttak ondan sonra Edirne'den buraya getirdiler ya. Ben sordum nereden geldin dedim Van'dan geldim dedi. Kardeşim Van nereye, bura nereye dedi. Adam bana ne dedi biliyor musun? Bugün bizde yarın sizde dedi. Bizde olduğunda da siz geldiniz dedi. Biz böyle bir dayanışma içindeyiz. Türk milleti. Böyle bir dayanışma içindeyiz biz. Peki Polat'ı terk eden vatandaşlar var. Evleri yok. Bu konuda onların dönmesi için neler söyleyeceksiniz? Onlar da Sivas'a falan gittiler. Belki biliyordursunuz. Oralara falan gittiler. Onlar yani Sivas Belediyesi yardım etti. Orada kalıyorlar. Geldiklerinde biraz perişan oluyorlar tabii. Biz buranın soğuğunu çektik. Gece sıfırın altında 24-25 derecede biz oturduk burada. Bu çadırlarda. Ben gece saat 1'de 12'de kalkıyorum sabaha kadar nöbet tutuyorum, soba yakıyorum. Çağım çocuğum üşümesin diyeyim. Yaşlım var üşümesin diye. Sabaha da ben soba yaktım. Peki bir son bir şey sorayım. Buyur. Buradaki kalan vatandaşlar yani az çok biliyorsunuz mahallede sayı olarak tahmini. Bu çadırlar yeterli mi? Bu çadırlar mı? Valla ikinci günü bu çadırları buraya kurdular hemen. Hemen geldi yani. Bir gece bir rezillik çektik. Kar yağdı. Biz kendi imkanlarımızla oraya bir çadır yaptık. Yaşlılarımızı oraya topladık. Soba yaktık, çay pişirdik. O kısıtlı şeyde zamanda. Onları üşütmemek için. Tokat'tan AFAD ekibi geldi. İlk olarak onlar geldiler. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Kaçtan deriz. O yukarıdaki evlerden yaşlıları vallahi sırtlarıyla aldılar getirdiler buraya koydular. Bize teslim ettiler. Buradan şeylerle, minibüslerle Doğanşehir'de sığınma evine götürdük. Götürdüler daha doğrusu yaşlılarımızı. Hatta ben de gittim geri döndüm. Geldim. Yani sıkıntı çekmedik desem çekmedik yani. Hacı ilk günlerde biraz çektik. Sonra iş rayına girdi. Girdi. Tuvaletimiz oldu sağ olsun. Ha, banyomuz orada var. Güzel. Elektriği verdiler güzel. Hatta bu günlerde bir tane de şey gönderecekler tahminime. Çamaşır makinesi. O sıkıntısı var. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Siz hangi TV? Ertuğrul. Hadi size de kolay gelsin. Geçmiş olsun. Halimiz perişan. Yok. Zerzeval olduk şu aramızda da. Şeye götürüyor, bahçeye götürüyor. Evin içerisinden çıkarttılar. Burada. Evet. Biz de çıkartıyoruz evin içerisinden. Ne çıkarttıysa o kar ya. Çünkü yılların birikimi. Değil mi? Evet. Tekrardan geçmiş olsun. Hadi size de kolay sağ gelsin. Olun. Çok sağ olasın. Evet Erizenler, Polat Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Vatandaşların hani bazılarına bakıyoruz. Hakikaten de bir öyle asrın felaketini yaşamışlar. Ona rağmen iyimser sözler söylemeleri insanların gönüllerini ısıtıyor. Ama biz de bu insanlarımıza bir şekilde devlet olarak sahip çıkıyoruz ama biraz daha sahip çıkmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bu böyle güzel insanları bulmak ya da ülkemizde olduğunu görmek çok bizleri mutlu ediyor. Bunu da belirtelim. Yine bir kerpiç. Hakikaten de şimdi az önceki vatandaşımızın ifadesiyle kerpiç evler yazın serin, kışın sıcak oluyor diye genellikle yapılmış. Baktığımızda da kerpiç evlerin bu depremde yıkılmış. Şimdi bir diğer taraftan da şöyle bakıyoruz. Taş duvar üzerine de kerpiç yapılmış. Genelde böyle olur köylerde. Belli bir yere kadar su basmanı diye ifade ederler çoğu yerlerde. Oraya kadar taştan örülür duvar. Onun üzerine de kerpiçten yapı yapılır. Ama baktığımızda da bunların depreme dayanıklı olmadığını da görebiliyoruz. Yine bir vatandaşımız geliyor. Bakalım bununla da bir röportaj yapmaya çalışalım. Neler söyleyecek? O da bize belki depremle ilgili duygularını da anlatıyor olabilir. Kendisine yaklaşan. Geçmiş olsun. Evet, depremi burada mı yaşadınız? Burada yaşadık. Geçmiş evet. Olsun öncelikle. Sağ olasın. Neler söyleyeceksiniz depremle ilgili? Şimdi benim tek derdim var. Şimdi keşke bu evleri çeken alanda ahırları, hayvanları çeken alanda, o da canlı yani. O da bir can taşıyor. O da geri, yani hayat devam ediyor. Evet. O da bize lazım sonuçta. Şu anda benim 29 tane hayvanım vardı. 6 tanesi göçük altında kaldı. Ondan sonra kalanını da götürdüm. Eğer orayı görmüş olsanız, çekseniz yani şu anda sadece demirin kolanları tutuyor. Kolanlar kırılmış böyle tutuyor. Yani hafif bir şeyde
hayvanlar altında kalacak. Benim, onun için ne talep ediyorsun? Böyle yetkililer bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? Ben sadece benim yardımcı olmalarını, bak devlet halk olsun bize bakıyor, sağ olsunlar, Allah peygamber razı olsun. Sadece benim istediğim hayvanları biraz koruma altında almak. Şimdi çadırda 5 hayvan olmaz. Çadırda büyük 5 baş hayvan olmaz. Benim mesela 70 biler bir de ineğime, simenter ineğime ağır kuzacı 15 günlük almış, doğmaya göçük altında kaldı gitti. Şimdi oyunca hayvanların yani böyle bir akırlara yani bu sunacak yerleri olsun. Biz ne de olsa biz canlıyık. Aklımız başımızda bir yerlere sığınıyor. Ama hayvanlara ne demeli? Benim ona canım yani. Samanlarımız göçük altında kaldı. Yemlerimiz göçük altında kaldı. Bu üstelik 4-5 günü yani inan ki ben yaşım 65. Bir gün benim gelinim ekmek pişirmişti evde. Yani 3-4 günlük 2 tane ekmek kalmıştı. 4 tane torunum var yanımda. Küçük küçük hep böyle. Öğlen dedi ki gelin, baba dedi ekmek ye. Vallahi kıyıp yemedim. Kıyıp çocuklarım yesin diye o gün ekmek gelmedi 2 gün. Ondan sonra ekmek geldi, 4 ekmek, sen onu yaşayamazsın. O 4 ekmeği bağrıma bastım gece saat 11'de. Hıkçır hıkçırlar ağlayarak tam çocuklara göstermeden eve götürdüm. Ben bu şeyi yaşadım bir yani. Bak aha işte. Aha bunu da biri verdi de hayırına giyiyorum. Yani her şeyim göçük altında kaldı. Dolabım işte çıkarttım paramparça oldu. Televizyonum paramparça oldu her şeyim. Yardım noktasında buraya gelmedi mi? Yardım sonradan geldi. Sonradan geldi. Yani 2 gün hiç gelmedi. 2 gün evet. Ama sonra ben nankör olmak gereksiz. Geliyor yani sağ olsunlar. Vatandaş gönderiyor. Alıyor. Ama nereye kadar gönderecek kardeşim? Nereye kadar gönderecek? Sen bana ne zaman vereceksin, her zaman veriyor. Yani bir şeyler olması gerekir. Ne olması gerekir? Nasıl biliyor musun? O ekmek veren un versin vatandaşa. Herkes kendi köylüyük biz. Sacımız, şeyimizi açar, pişirir yerik yani. Kendimiz yapar, kendimiz yerik. Yani mesela ben orada oturuyorum. Bizim hanım şimdi ocak kurdu. Düzelen sacı deviriyor. Az da bir unumuz vardı. Onunla yoğuruyor. Yanıç yapıyor. Ondan sonra bazı şeyler yapıp yok yani. O zaman un sıkıntısı var. Un sıkıntısı var evet. Bir de en şey bu hayvan. Keşke o benim işte şu teneke çatının az üstünde hayvanlarım var. Keşke gelip de çekseniz de orayı var ya. Dönüşte uğramaya çalışalım. Akırın kolanlar bu şekilde kırık. Hayvanlar içeride bugün 23 tane hayvan en azından 7-800 milyar 1 milyara yakın. Şimdi ben bankadan para çekmişim. Kredi çekmiş. 400 milyar kredi kullanmışım. Benim 6 tane hayvanım ölmüş. Ondan sonra kalanı da yani hiç can güvenliği yok. Ben ne yapacağım yarın peki? Ne yapacağım söyle. Öyle değil mi? Ne yapacağım? Şimdi banka parasından vazgeçmeyecek. Ben de diyorum ki yok. Öldüm, bittim. Gel işte. Gelin yardımcı olun. Hayvanlarımı kurtaram da. Üretim devam etsin. Ben de senin borcumu ödeyeyim değil mi? Haksız mıyım? Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani. Evet Erzenler. Allah'a havale ettik. Polat Mahallesi'ndeki gezimize devam ediyoruz. Hakikaten de enkazlar baktıkça insanın içi burkuluyor. Dolayısıyla evlerin birçoğunda boşaltılmış enkaz olmasına rağmen gençler de buralarda. Tabii gençler de deprem burada mı yaşadınız? Depremi Malatya merkezde yaşadık. Evet. Evet, öncelikle çok geçmiş olsun. Rabbim bir daha tüm İslam alemine, tüm İslam alemine böyle acılar, böyle felaketler yaşatmasın inşallah. Anneannem gel burada oturuyordu. Dedem de zaten bir 3-4 gün önce geçen hafta Perşembe günü vefat etti. Rahmetli oldu. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet etsin. İnşallah Rabbim mekanlarını cennet etsin. Rabbim inşallah ülkemize de ferahlık versin. Bu kötü günlerin ardından inşallah aydınlığa çıkmayı nasip etsin inşallah. Peki buraya geldiğinizde ne hissettiniz böyle? Farklı bir tablo, yıkım, enkaz. Evet, tabii insan üzülüyor evet. Üzülüyoruz evet. İnşallah devletimiz bir sene içinde buraları daha güzel bir şekilde, daha modern bir şekilde yapacaklar. Biz güveniyoruz inşallah. Devletimiz bir sene içinde yapacaklar inşallah. Güveniyoruz. Allah razı olsun. Evet Erzenler,
Polat Mahallesi'nin merkezindeyiz. Caddesi zaten bir cadde üzerinde ağırlıklı olarak oraları gezmeye devam ediyoruz. Farklı bir yapı var. Tek katlı bir kerpiç ev ve üzerinde de böyle farklı kulübe tarzında bir yapı var. Bu yapı ayakta kalmış ama ciddi de hasar almış. Hem onun yan tarafında, sol tarafında biraz ciddi bir enkaz var. Tamamen yerle bir olmuş bir yapı var. Böyle baktığınızda harabe görüntüsü. Yanı başında yine ev çökmemiş ama ağır hasar almış. Çatısı tamamen çökmüş. Genellikle burada gördüğüm tablo kerpiç evlerin tamamen çöktüğü noktasında, ağır hasar aldığı noktasında. Yine bu burada da bir yapı var. Bu da kerpiç yapı. Yola bakan kısmı tamamen yıkılmış. Yanında da inşaat malzemesi var. Muhtemelen bir konut yapımı için hazırlanmış. Ama bu yapıda yıkılmış. Şu anda mutfak gibi görünüyor ama biraz da dolapların kapakları açılmış depremin şiddetiyle birlikte. Yıkım o kadar büyük ki nasıl anlatılır, hangi kelimelerle anlatılır bilmiyoruz ama tabii burada vatandaşlarımız da var. Onlara da soralım bakalım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Depremi burada yaşadınız herhalde. Burada yaşadık. Burada ikamet ediyoruz. Evet. Neler söyleyecektin? Ne hissettiniz? Nasıl bir felaket? Vallahi ya? Bu deprem değil, kıyametti. Resmen kıyametti. Ondan sonra halen yaralarımız sarılmadı. Çadır sorunu yaşıyoruz. Konteyner sorunu, banyo sorunu, hijyenik sorunlarımız var. Onun haricinde de gıdada, giyimde sıkıntımız yoktur. Peki burada vatandaşların çoğu herhalde Polat'ı terk ettiler. Tekrar dönmesini... Döndüler. Döndüler. Var mı? Döndü. %90'ı yeniden döndü. Çünkü yaz geliyor. Bağı var, bahçesi var. Evde eşyası var gördüğünüz gibi. Onun için yani döndüler. Kerpiç konutların daha çok yıkıldığını görüyoruz burada. Zaten 150-200 yıllık buralar, bu yapılar. 1986'da Sürgü depremi yaşandı. O zaman yıkılacak raporu verilen yerler yıkılmadı. Afet evlerini sattı vatandaş. Halen o yıkılacak raporlu olan yerlerde ikamet etti. Tek tesellimiz can kaybının olmayışı. 3 kişi öldü, ikisi yataraktı, biri gençti. Fakat ikinci depremde içeri girmedik biz. İkinci depremi girmedik. Evet, içeriye girmedik. Girseydik... Hasar da o zaman ikinci depremde oldu. Tabii ikinci de oldu. Birincide hiç hasar yoktu, ikinci de yıktı. Peki, eksik gördüğünüz bir şey var mı? Yapısal olsun, koordinatörlük anlamında olsun, neler söyleyeceksiniz? Şimdi belediyelere çok görev düşüyor. Belediyeler yaparken, vatandaş inşaatını yaparken kontrolda eksiklik var. Yapıldıktan sonra her yıl, 2 yılda, 3 yılda bir imar affı geliyor. Bundan dolayı başıboşluk var yani. Bundan sonra neler? Bundan sonra yani yerel yöneticilerin, hükümetin, devletin buna el atıp yani kontrollü olması, daha sağlam yapılan yapılması iyi olur. Siz hocam depremi burada mı yaşadınız? Evet, burada yaşadım. Ben ikinci depremde de evdeydim. Duvar yıkılmıştı, gökyüzü gözüküyordu. Kalktım, annemi, kardeşlerimi aldım, dışarıya çıktım. Ondan sonra da hala da evde yatıp kalkıyorum, yıkık evde. Peki kalacak bir yerin yok mu? Yok. Çadırdır, buna benzer? Yok. Hala evde yatıp kalkıyorum ben. Geldi evden, kaldırdı beni bir saat önce. Hı hı. Arçı depremlerinde devam etti. Alıştık işte. Abi. Alıştık artık depremlere. Yapacak bir şey yok. Evet Erzenler, Polat Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Enkaz görüntüleri sürekli karşımıza çıkıyor. Neredeyse ayakta kalan yapı kalmamış gibi bir durum söz konusu. Hemen şuradan yarısı ahşap, yarısı çamur. Aslında ahşap binaların böyle daha sağlıklı olduğu noktasına dikkat çekiyorlardı ama bu ayakta kalmış ama duvarın bir kısmı yıkılmış durumda. Tabii ki kullanılamaz. Bunu da hemen belirtelim. Kullanılacak bir hali de kalmamış. Deprem ahşap olmasına rağmen duvarları da çamurla arası doldurulmuş şekilde yapılan bir yapının önündeyiz. Bu noktada da hasarlı olduğunu görebiliyoruz. Şu anda yine karşımızda böyle 2 katlı binalar var. Bu binaların birçoğu yine az önceki binayla aynı. Ahşaptan ve arası çamurla doldurulmuş konut şeklinde. Bunlar da depremde çatıları falan ciddi şekilde de hasar almış. Yaşam noktasında da uygun olmayan evler konumuna, konutlar konumuna gelmiş. Evet,
Yine vatandaşlarımız Polat Meydanı'nda, caddelerinde yürüyorlar. Az da olsa ya da dışarı giden Polatlar olmasına rağmen. Şimdi bir vatandaşımız var, bir soralım kendisine. Geçmiş olsun. Evet, depremi burada mı yaşadınız? Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir duygu yaşadınız? Vallahi ne bileyim işte. Bilemiyorum artık. Nasıl bir duygu? O an, o an biraz farklı mıydı? Elbette farklıdır. Farklı olmaz mı yani? Bu yaşa kadar öyle bir şey yaşadınız mı? Ben 86 depreminde yaşadım. İki sefer de o zaman yaşadım. 86 depremi. Peki kıyaslarsan hangisi daha? Bu daha fazla. Bu daha fazlaydı. Polat'taki evlerin birçoğunda şu anda gezdiğimiz noktaların hepsi de hasardı aşağı yukarı. Sağlam kalan evler mi daha çok yoksa hasarlı olanlar mı? Hasarlı olanlar çok. Hemen hemen hepsi de hasarlıdır. Öyle tahmin edeyim yani. Çünkü buradan yol boyu ta karakola kadar hepsi şey, yıkık. Siz nerede hasarlı kalıyorsunuz? Biz şimdi çadırda kalıyoruz. Çadır ihtiyacı var mı buradan? Vardır, bilemiyorum. Çadırda kalıyor ama benim ihtiyacım var mesela çadıra. Yani mahalle olarak bir ihtiyaç var mı ciddi anlamda? Yani bazıları vatandaşlarımıza röportaj yaptığımızda çadır ihtiyacımız var, konteyner ihtiyacımız var diyenler oldular. Konteyner bilemiyorum artık, buraya verirler mi vermezler mi, nereye kuruyorlar onu bilmiyorum ama tek verseler bizim için daha iyi olur. Yani götür bir yere kurarak bizim için daha iyi olur. Ama toplu olursa biraz sıkıntı olur. Gıda noktasında bir sıkıntınız var mı? Şimdilik yok. Caddesi üzerindeyiz. Sağlı sollu kerpiç yapıların yıkıldığı, yolu kapattığı bir yerdeyiz, bir caddedeyiz. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızla yaptığımız röportajlarda Polat Mahallesi'nde 4 tane vatandaşın hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu tabloya baktığımızda hakikaten de 4 vatandaşımızın, yani temennimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemesi, ama böyle bir tablo içerisinde insanlarımızın sağ salim olarak hayatlarına devam ediyor olması mucize bir durum diye adlandırabiliriz. Sağlı sollu kerpiç yapıların tamamı yıkılmış durumda. Şöyle baktığınızda çatılar, kerpiç yapıların caddeye bakan kısımların duvarların tamamı yerde. Çatıların tamamı yerde. Dolayısıyla burada gerçekten deyim yerindeyse bir kıyamet yaşatmış. Ki bazı vatandaşlarımızla da konuştuğumuzda bize şunu söylemişlerdi. 86 depremini de yaşamıştık ama bu kıyametti. Bunun başka bir adı yok diye bize ifadeler kullanılmışlardı. Baktığınızda da zaten görüntüler her şeyi anlatıyor. Polat'ın merkezi tamamen harabeye dönmüş bir harap şehir durumunu anlatıyor bize. Söylenecek ne var bilmiyorum ama şuraya baktığımızda balkon çok farklı bir şekilde, muhtemelen arka tarafı çökmüş ki bu balkon bu şekilde kalmış. Aksi takdirde ön tarafa yıkılma olasılığı daha yüksekti. Penceresi de kırılmış, perde ayakta. Yani şöyle baktığınızda, gezdiğinizde bu caddelerde yürüyen insanların anıları, bu caddede muhabbetin, bu caddede birlikteliğin hepsi enkaz altında kalmış gibi. Daha ne söylenir bilmiyoruz ama insanlarımızın birçoğu zaten bağda evler varsa bağa gitmişler. Birçoğu da çadırda olan varsa çadırdalar. Aksi halde bu viranenin içerisinde yaşanılmayacak kadar vahim bir tablo var burada. Evet terzenler, yine burada yıkılan bir evin içerisinde bu yatak odası tarafı gibi geliyor bana. Çünkü kanepede
yorganda yatan bir vatandaşın herhalde yıkıldıktan sonra caddeye taşan görüntüsü gibi geliyor bana. Yine enkaz altında kanepeler var. Yine belki de sabah namazını kılmak için vatandaşın hazırladığı bir seccade şu anda böyle enkazın üzerinde duruyor. Evin bir kısmı yıkılmış, bir kısmı duruyor. Kelimelerin anlatmaya gezmeye devam ediyoruz. Polat'ın her yere enkaz demiştim az önce ifade ettiğim gibi. Şimdi yine böyle enkaza bakalım. Burada bir kamu kurumu var. Onun hemen yanında enkaza dönmüş yine kerpiç evler. Karşımıza aşağı yukarı genelde kerpiç evler çıkıyor. Bu da muhtemelen kerpiç evlerden bir tanesi. Tamamen yerle bir olmuş. Enkaza dönüşmüş durumda. Hemen ileride de traktöründe olduğu yerde vatandaşlarımız depolarındaki malzemeleri kurtarmanın gayreti içerisindeler. Onlar da elbette ki bu durumu değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii şu andaki çalıştıkları durum sıkıntılı bir durum değil. Yani en azından tehlike arz eden bir konumda değil. Rahatlıkla depolarını boşaltabilecekleri bir durum söz konusu. Yine karşı tarafa baktığımızda tamamen enkazı görebiliyoruz. Binalar, betonarme binalar bu kez yıkılanlardan bir tanesi. Farklı bir şey var. Enkazın kaldırıldığı yerler var. Yine bir vatandaşımız geliyor. Bir bakalım vatandaşımızla biraz sohbet etmeye çalışalım. Geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Bulduk. Depremi burada mı yaşadınız? Buradaydık. Depremin anını, sonrasıyla ilgili, bunu şu anki yaşamınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? İlk deprem gece saat 4'te oldu. Birinci depremde hiçbir yer yıkılmadı. İkinci depremde saat 2 civarı oldu. O zaman ben kahvedeydim. Çocuklar evdeydi. Deprem başlar başlamaz dışarı koştum. Hiçbir yer görünmüyordu tozdan dumandan. Hiçbir yeri göremiyordum. Az kendi kendime gelince eve koştum. Eve koştum, baktım çocuklar dışarıda. Ben onları gördüm, sevindim. Onlar da beni gördü, sevindi. Her taraf yıkılmıştı. İşte bizim oturduğumuz ev ve bir şey olmadı. Çatılarımız yıkıldı. Ben burada besiciyim, hayvancıyım. Şu anda içeride 60 tane büyük baş hayvanım var. Üstü açık şu anda. Malzeme bulamıyor ki getirek yaptırak. Yani bir yağmur yağsa hayvanların üstüne akacak. Bilmiyorum ne yapacağı işte şu anda. Çaresiz durumdayız. Peki Polat Mahallesi şu anda ne tür şeylere ihtiyacı var? Şu anda ekmek sıkıntısı var. Yani şu anda en büyük sıkıntımız ekmek sıkıntısı. Bazıları un versinler diyorlar. Ekmeğimizi yaparız diyorlar. Aynen. Un da olsa tabii. Şimdi de ki bizim işte o ilk depremde çocuklar evden kaçarken çatıdan kiremit düştü bizim hanımın eline. Onun için ekmek yapamıyor. Ya sürgüye gitmemiz gerekiyor ekmek almaya, ikinci Akçadağ'a gitmemiz gerekiyor. O da her gidiş geliş 150-200 lira yakıt yakıyor. Yani şu anda sıkıntımız hayvanlarımızın üstü açık. O konuda yardım şey istiyor. Bir de ekmek. Yani başka bir sıkıntımız şu anda yok gibi. Evet.
Ablam siz neler söyleyecek? Deprem burada mı yaşadınız? Buradaydık, evin içindeydik abi. Neler söylüyorsun? Nasıl bir andı? Vallahi o anı hiç anlamak, hatırlamak bile insan istemiyor. Çocuklarımla beraber içerideydim. Aynı dakikada yani bir de dediğin gibi şu arkasındaki anında hemen eşim hepimiz de tek tek attı. Attığı dakika çatı indi komple. Ayağımızın dibine hepsi de. Son anda kurtulduk yani canımız kurtu ama her şeyimiz gitti yani. Bir şeyimiz kalmadı abi. Anlatacak hiçbir şey. Ekmek pişiremiyor. Kabımız kaçacağımız her şeyimiz içeride. Alacak bir şeyimiz yok. Biz yeni geldik Sivas'tan. Daha yeni kurduk çadırı. Hiç yani ne yiyecek ne içecek hiçbir şey. Giyecek dahi. Yani üzerimizdekiyle gitti ondan geldik buraya. Anlatacağım yani hiç boğazıma düğümleniyor her şey abi. Daha diyecek bir şey yok. Hani, Allah'tan olan bir şey. Ne söz söylenecek söz var yani, ne hani bir şeyimiz ki devletimiz var olsun. Başka bir şey daha önce hiç yaşadınız mı? 86'da da yaşadım. Ama böyle değildi Mahmut. O böyle değildi. Tövbe. Ha, o zaman benim iki katlı kerpiceğim vardı. Arka duvar yıkıldı. Geçtim o zaman. Yıktım, yeni bir yaptım binayı. Peşinden bir yangın oldu. Bir tarafı yine yandı. Onu da yaptım. O sonraki yangından sonra yaptığım çok hasar aldı ama öbür o 86'da yaptığımın çatısı gitti. Ben bu merkezi gezerken gördüğüm şey kerpiç evlerin daha çok yıkıldı. Kerpiç evler tabii eski olduğu için onlar daha çabuk esneme. Öyle bir vurdu ki böyle bir gitti ya. Geldi ondan sonra altından böyle kaynatmaya yani başladı. Aynı bir şey kaynar gibi. Kaynak su kaynar yani gibi. Sağlam ayakla duracak şeydi. Ama içini oturulmaz hale getirdi. Şuradan yani. Baksanız benim evim işte orada yani. Görünüyor. İçi, bu taraftaki çatı böyle. Şekilde. Ama içinde de çatlaklar yani, var. Köyde %5 yok, yok, sağlam. Yok yok 5 bile değildir. Az mı? 5 bile şu anda değildir. Köyde %5 sağlam var. Yani %95'i gitti yani. Tuvalet şeyimiz yok, affedersin. Banyo abi, banyo şeyimiz çadırı yok. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz. Çok, kadınlar bu konuda evet, mağdur. Evet bu konuda oluyor. Evet çok mağduruk abi. Şöyle, ne yapacağız? Yani, benim evimin elektriğini söyleme sahip elektriğimiz yok burada mesela. Dolaplar, en azından buradan her şeyim araya gitti dolaplara. Bir şey koyamıyoruz. Her şeyim güneşin altında orada. Eriyor, akıyor her şey. Yağ olsun, yiyecek olsun. Ne yapacağız abi biz yani? Onu da bıraktık tuvalet sıkıntımız. Nereye gideceğiz biz? Affedersin banyo ne olacak? Bilmiyoruz yani artık ne yapacağız bilmiyorum. Çok mağdur durumdayız yani. Çok geçmiş olsun. He, sağ olasın. Çok teşekkürler abi. Allah razı olsun. Yani yardım, hani sorunlarımıza yardımcı olursanız evet, seviniriz yardım, yani. Yardım iyi geliyordu. Yani önce şu gelmiş, anda bir haftadan bu tarafa yani bir haftadan bu tarafa çekirdek bile gelmedi abi. Ne su, ne ekmek, ne un, ne hiçbir şey gelmedi bir haftadan bu tarafa. Ama evet. Ondan önce ihtiyacımızın fazlası geldi. Evet. Erzenler Polat mahallesinin merkezinde görüntülerimizi çekmeye devam ederken bu arada böyle ahşap kolon tarzı evler var. Biraz çıkma balkon tarzı gibi görünüyor ama bunların da çoğunda ciddi hasarlar var. Yine su basmanı dediğimiz kısmı yine taştan olup üzeri kerpiçli olan evler var. Bunlar da Polat'a ayrı bir nostaljik görüntü veriyordu deprem öncesi. Ama şu anda bunlar da artık enkaza dönmüş durumda. Bunlar da ağır hasar almış durumda. Dolayısıyla buralarda yıkılacak zaman içerisinde. Yenisi yerine nasıl